İşimiz bitti mi? Bu lanet koyda başka balık kalmış olamaz. Artık vicdanın mı var? Sadece söylüyorum. Sezonun başından beri bu çamuru buraya döküyoruz ve hiç kimse balık falan yakalayamadı. Mesele de bu değil mi? Hadi Tony, ona yardım et. Spivey Point'in biraz kuzeyine gitmemiz gerekiyor. Spivey Point'i halletmiştik. Lux daha fazla dökün diyorsa daha fazla dökeriz. Biraz daha işimiz kaldı. Sonra da sizi limana götüreceğiz. Güzel. Yorgunluktan ölüyorum. Ama işin daha bitmedi. Biz santraline gidip vanayı kapatmanı istiyorum. Onu öylece kapatamayız. Hem atıkları kıyıya bu kadar yakına nasıl atarız? Yani insanlar görür. Önemli değil. Haftaya Çevre Koruma Ajansı'ndan müfettiş Lux'ı denetlemeye gelecek. Orada neler olduğunu kimsenin görmesine izin veremeyiz. O santralin kapalı olması gerekiyor. Borunun içinden o şeyden ne kadar çok pompalandığını gördün mü? Peki ya santralde vanayı kapatamazsak ne olacak? O zaman sanırım ıslanmak zorunda kalırsın. Anlayamadım. Demek istediği o vanayı kapatmak zorunda olan sensin. Ama aşağıda lanet olası su buz gibi. Benim sorunum değil. Dostum Weaver'ı getir. Umurumda değil. Ne yapman gerekiyorsa yap. Sorumluluk sahip ol. Yaptığından emin ol. Ya sen nereye gidiyorsun? Bir kez olsun sana bir şey söylediğimde çeneni kapalı tutmanı çok isterdim. Çekil karşımdan. Şunun şirinliğine bak. Evet, harika. Kim? Anne, rahatla biraz. Dükkanın sahibi sensin. Bugün balık tutmak için yine harika bir gün. Balıkçılardan gelen son bilgilere göre denizde değişen fazla bir şey yok. Bunun kadar kötü bir sezon geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Yakalanan balıkların oranı geçen yıla göre %70 oranında azaldı. Beni arayan tüm balıkçılar babalarının bile bu kadar kuru bir sezon hatırlamadığını söylüyor. Şükürler olsun ki Hamilton Lux var. Bu kasabanın bir tür mucizeye ihtiyacı vardı. Bu mucize sonunda gerçekleşti. Lux öne çıkıp bu kasabaya ve onun sakinlerine altın bir tepside umudu sundu. Son zamanlarda balıkçılık endüstrisinde yaşananlar göz önüne alınacak olursa en azından ben bu kasabanın hayatta kalmanın başka yollarını bulmasına seviniyorum. Şimdi spor haberlerine göz atalım. Aa, günaydın Greg. Deney, neye ihtiyacın var? 5,5 ton. 5,5 tamamdır. Demek 133 ton. Bu çok fazla benzin. Ne olur? Günaydın. İşte burada. Teşekkür ederim Greg. Buyurun. Teşekkür ederim hayatım.
Günaydın patron. Sana da günaydın uyuyan güzel. Oyuna hazırlansan iyi edersin. Okyanus çok büyük, çok balık yakalamamız lazım. Artık boş ağlar çekmek yok. Ne kadar da umutsuzsun. Hayır bayım, bugün şansımız dönecek. Bunu kemiklerinde hissedebiliyorum. Özgüveni sağlam biriyle tartışılmaz. Ağları hazırla, ben gemi defterine bakacağım. 5 dakikaya kadar tamam, kalkıyoruz. Tamam patron. Şuraya bakar mısın? Bu pisliği temizlemek zorunda olmamıza inanamıyorum. Endişelenme Weaver. Zararsızdır. Solungaçların yoksa. Hiç yakalanmaktan endişelenmiyor musun? Hayır. Lax her şeyi tamamen kontrol altında tutuyor. Pekala, hepsi bu kadar. Vanayı kapatıyoruz. Aynen Kane'in dediği gibi. Hadi bira içmeye gidelim. Komik olan ne? Seni sersem. Patron, gelip şuna baksana. Tamam. Aiden, bugün diyorsun yakalamaya çıkıyorsunuz ha? Aa, sana da iyi günler Kane. Yeni teknem işini düşünüyorsun. Çok güzel. Sana bir şey soracağım. Senin gibi birinin Lux'ın ihtiyaç duyacağı nasıl bir yeteneği olabilir? Sanırım sorun çözen biriyim hem. Ha, tabii. Her zaman kasabanın başına sorun oldun. Sanırım bu da senin tecrübeli yapan. Dinlesene, patronun alır diktiğinde Lipster House'da bir bulaşık çağırsam işimize yarar. Seninle birlikte bu koydaki herkes boş bir umut için mülkünü satmak istiyorsa hiç durmayın satın, ama sakın beni karıştırmayın. Pekala. Karınla çocuklarına sevgilerimi de. Tamam, söylerim. Görüşürüz. Hey, bir ara yemek yiyelim. Nasılsınız Bay Lux? Hoş geldiniz. Seyahatiniz nasıldı? Fena değildi. Evet, herkes güvertede. Yatırımcılarım bu hafta geliyor. Kırmızı halını sermek zorunda kalacaksın. Aa, evet. Kesinlikle. Güzel araba. Teşekkür ederim. Kane nerede peki? Bana sorma. Bu sabah o koca teknesiyle çıktığını biliyorum. Kane şirketi balıkçılık. Ah, ne tatlısın. Merhaba tatlım. Merhaba. Biz de senin hakkında konuştuk. Hey, merhaba. Tatlım, annenle konuşabilir miyim? Pekala. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba küçük bayan. Nasılsın bakalım? Wilder ve oğlu balıkçılık. Pekala. Bugün kim seninle birlikte? Bu pek normal sayılmaz. Hayır, bütün hafta peşimde geziyordu. Fark etmedin Hayır, mi? Hayır, biraz fazla meşgulüm. Fark etmedin mi? Stresini atmaya ihtiyacın var mı? Sana seni çok sevdiğimi söylemiş miydim peki? Dün gece yaklaşık bir düzine kadar. Aa, dün gece değil mi? Doğru. Bu arada benim için yaptıkların çok iyi. Olur mu? Asıl ben zevk aldım. Sadece sen değil. Öyle mi? Tamam, toparlanın artık. Hey! Bir şey konuşuyoruz herhalde, git buradan. İşe geç kalıyorum ve gömleğimi motor yağı bulaştırıyoruz. Ağlamaz. Dinle, buraya gelmenin bir nedeni olmalı. Aklında ne var bakalım? Lux'un avukatı kontratın bir nüshasını daha getirdi. Tamam. Diğerlerinin yanına dosyalarım. Gel. Tamam. Thank you.
Görüşürüz. Tamam. Hoşça kal. Merhaba tatlım. Merhaba. Pekala. Sana bir şey soracağım. Kokulu balıkçılarla okyanusa çıkıp balın teline çalışmaya ne dersin? Aa, üzgünüm baba. Büyük annebesi görmek için kiliseye gideceğim. Kuaföre götüreceğim de. Çok teşekkür ederim. Tamam hayatım. Hoşça kal. Sağ ol baba. Tamam. Görüşürüz. Büyük annene selamlarımı ilet. Tamam. Kendinize dikkat edin. Tamam. Ha. Ne kaçırdığını bilmiyorsun i̇şte ama. İşte evlendiğin adam. Bir saniye bekleyin, şu halatı çözeyim de. İşte gidiyoruz. Beyler, üzgünüm geciktim. Balıklar ne durumda? Koy bir çöl kadar kuru. Aslında bu gece kasabadaki son somonu şahsen ben yemeyi düşünüyorum. Bugün Dan Wilder'la karşılaştım. Neşeli görünmüyordu. Öyle mi? Ona yardımcı olman gerekecek. Northern Pacific Üniversitesi. Philip Wilder. Kardeşin arıyor. Alexis iki gün sonrası için kasaba toplantısı planladı. İkimize davetliyiz. Evet. Listede ben de vardım. Dün bir mektup aldım. Dinle, bence seninle oturup bu konuda konuşalım ha. Bütün gün derse girmek zorundayım. İyi tamam, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Patron, balığa çıkacak mıyız? Gün ışığını kaybediyoruz. Dümenin başında ben durmuyorum herhalde. Açıl. Hadi. İşte güzel bir pazar günü daha. Evde olabilir. Maçı izlerdim. Günün tadını çıkartırım. Ama buradayım. Değil mi? Benim kesin olarak bildiğim bir şey var. Lux bizi kollayacak. Bunu daha önce yaptı ve yine yapacaktır. Bizi kollasa iyi eder. Bak ne diyeceğim. Bu yaptığımdan sonra artık ona çalışmak istemiyorum. Sızlanmayı kes artık. Onu bu taraftan kapatmak zorundayız. Islanma zamanı hadi. Tamam anladım. Hadi başlayalım. İyi şanslar dostum. Dikkat et. Dibe iner inmez borunun kıvrımını görmen gerek. Onu duvarın içinden çıkar. Hiçbir şey görmüyorum. Lanet olası canlıktı güçlü. Aslında bu 4 kişilik bir iş. Yine güvenlikten ödün veriyoruz ve suda ben varım. Biraz rahatla olur mu? Lux bizi koruyacak. Ya bu şey kanser olmama ya da bir kolumun daha çıkmasına falan neden olursa ha? Rahatla biraz. Pekala, işte orada. Onu gördüm. Güzel. Ne yapacağını biliyorsun. Onu kaynakla müdürle. Bana sıkışmış. Elini biraz taşın altına koy. Hey Weaver. Aşağıda gözlerini açık tut, olur mu? Hey Weaver. Bu işi biraz ertelemeye ne dersin ha? Yani burada tuhaf bir şeyler var. Hey Weaver. Suyun içinde bir şey var. Pekala. Ne ya? İşimiz bu mu? Köpek balıkları. Hadi. Hadi dostum. Hadi. Hadi Weaver hadi. Aman Tanrım.
50-60 santimetre mi diyorsun? Öyle duydum. Dostum, bunların hepsi düğümlenmiş. Son çıktığımızda onları kim bağlamıştı? Beni yakaladın. İyi misin tatlım? Son zamanlarda biraz endişelisin. Sanırım olanlardan biri işlerin değişmesi yüzünden. Yalnız değilsin canım. Son zamanlarda herkes endişeli. Biri gelip kasabanı bir gecede satın aldığında böyle oluyor işte. Laks tatil tesisleri. Evet. Pekala. Tahtaları bana ver. Sörf yapmada tahtaları yüklemekten daha iyiler. Rahatla. Affedersin dostum. Ama dalış kostümleriyle çok sevimli. Anne. Ben iyiyim. İyiyim. Kasabaya yeni mi geldiniz çocuklar? Evet, ve şimdiden kendimizi rezil etmeyi başardık. Adım Chris. Beni öldürmeye çalışan adamsa Weezer. Merhaba, ben Kim, bu da annem. İkinize de tanışmak güzel. Peki ya sen? Sörf yapar mısın? Ben sadece küçük dalgalarla yetiniyorum. Öyle mi? Biz sahile gidiyoruz. Gün boyu orada olacağız. Gelip izlemeye ne dersin? Olabilir ama bugün biraz yoğun. Dostum, hadi yuvarlanalım. Sonra görüşürüz öyleyse. Tamam, zaman bulursan. Güzel. İleride büyük bir dalga kıran var. Orada gün boyu dalgalara binebilirsiniz. Sen dalgalara binmek mi dedin? Eski huylar kaybolmuyor. Tamam. Sonra görüşürüz öyleyse. Görüşürüz. Konuştuğun çocuk yakışıklıydı. Babana benziyor. Ne var? Ne dedim ki ben? Yer güç santralinde bir yardım çağrısı almış. Okyanusa çıkıp çevreye baktığında denizde dolaşan boş bir sandalla karşılaşmış. Aşağıda. Bu Diga. Onu kurtardıklarından biri bu halde. Sürekli aynı şeyi tekrarlayıp duruyor. Nasılsın Diga? Orada bir şey vardı. Orada. İyi günler çocuklar. Geçen hafta Kaliforniya kıyı şeridindeki petrol sızıntılarının ekolojik etkilerini tartışıyorduk. 70'lerde kaçan doğa anaya bir bakın. Bütün bu atık alanları bugün bile kirliliklerini koruyor. Bunun sonucu olarak balıkçılar hala kıyının her yerindeki deniz canlılarında mutasyona rastlıyor. Temiz su hareketinden önce yosun öldürücüler, böcek ilaçları ve bakteriyel kirleticiler kıyıdaki ekosisteme dökülerek türleri bile ortadan kaldıran bir çeşit toksik balçık oluşturuyordu. Peki bu kirlenmenin bizim çevremizdeki etkileri ne oldu? Evet, geliştirilen çevre standartları ve çalışmalara rağmen hala bu krizin temizlik aşamasındayız. Bizim güç santralimizde de yaşanmış olan bu gibi hadiseler yüzünden bu gezegendeki her okyanusta zehirler ve mikroplar bulunuyor. Sadece bazı türleri yok olmakla karşı karşıya bırakan bir çevre yaratmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu değişen koşullara ayak uydurmaya çalışan deniz canlılarında öngörülemez davranış modellerine sebep oluyor ve zincir kırılıyor. Başarabilirsin. Hadi biraz daha. Burası bitiş çizgisi. Burası bitiş çizgisi. İyi işte. Aferin. Çok iyiydiniz. Çok iyiydin. Aferin. Aferin. Cuma günü görüşürüz. Merhaba Heather. Sanırım annen yine biraz geç kalmış. En azından ıslanmayı denemek istemez misin? Okyanus çok korkutucu. Evet. Bak ne diyeceğim. Sadece benimle birlikte ayaklarını ıslatmaya ne dersin? Bu sorun olur mu? Söz veriyorum ölmeyeceksin. Hey. Ahahahah.
Gerçekten çok iyi gidiyorsun. Annen seninle gurur duyacak. Gördün mü? Korkacak hiçbir şey yok. Gel hadi. Yaşasın. Aa, bir şey az önce bana çarptı. Ralph bak ben aslında işte buradasın. Şu haline bak, ne kadar ıslanmışsın. Yeni yüzme yeteneğiyle yarın sahil partisinde hava atabilirsin. Ralph. Ha evet, ben şimdi yola çıkıyorum. Birazdan orada oluruz. Anne sana hadi tatlım, geç kalıyoruz. Ha evet bak, senden bir iyilik isteyeceğim. Yarın için daha fazla içeceğe ihtiyacımız anne, var. Anne şurada bir şey var. Heather telefondayım, lütfen arabaya anne. Bin. Anne. Heather sus dedim. Ama anne. Sessiz ol Heather. Evet, düşündüğümden çok daha fazla insan olacak. Evet, evet. Hiç balık yok. Bir aydır hep böyle oldu. Ters giden bir şey var. Ne yapmak istersin? Kuzeye doğru gitmek istiyorum. Kuzey ne tarafta peki? Kuzey. Peki. Faydası yok Rick. Burada yakalayacak hiçbir şey yok dostum. Sadece boşa yakıt harcıyoruz. Derim ki pes edelim ve gidip acılarımızı boğalım mı? Tamam, galiba haklısın. Gece burada demirleyelim. Sabah geri döneriz. Ama bu arada bana bir bira daha. Lanet olsun, bira kalmamış. Şimdi aklıma geldi. Aşağıda çok kaliteli İrlanda viskim var. Ha, ağır topları için. Şimdi konuşmaya başladın. Ben demir atarım. Seninle aşağıda buluşuruz. Bu tenekeler neden hep ayak altında? Acele et George. Ha, tamam. Olmayan balıklara içiyorum. Evet. Bence çok fazla içtin. Ama olsun, al biraz daha iç. Düşünebiliyor musun? Sabah uyanıyorsun ve gün boyu en fazla o kadar iyi hissediyorsun. Sana söylüyorum Dick, ben insanları anlayamıyorum. Ah, önem var mı bilmem ama onlar da seni anlamıyor. Her şey karşılıklı. Bu da neydi böyle? Viskinin etkisinden olabilir. Herhalde sadece gezinen şapşal bir ton balığıdır. Ev kadar oluyorlar ama gözlerinin önünü göremiyorlar. Biliyor musun, bir keresinde Monterey kıyısında ben... Bu da neydi böyle? Nedir bu? Çok karanlık, seçemiyorum. Gidip ışığı getir. Acele tamam. Et. Tamam. Nerede bu? Nerede? Dick! Neredesin? İp getiriyorum. George! Pulmun Koyu Kilisesi. Sevgili kardeşlerim, geçtiğimiz bu yılda Deniz pek de cömert olmadı. Merhaba anne. Dostlarım, hoş geldin. Bunun zor bir dönem olduğunun farkındayım. Ama yeni bir günün şafağındayız.
Yeni dostumuz Bay Hamilton Lux, yeni iş imkanları ve çok ihtiyaç duyduğumuz kasabamızın canlandırılması vaadiyle bize geldi. Bugün gelmene gerçekten çok sevindim Kimberly. Rahip Herman sürekli seni soruyor. Burs kazandığını duyduğunda o kadar gururlandı ki. Büyük anne, bunun sır olacağına söz vermiştin. Daha annemle babama bile söylemedin. Neyi bekliyorsun? Babam zaten yetince stresini. Sevgili kızlarının 5000 kilometre ötede üniversiteye gitmesi düşüncesi onları öldürebilir. Her geç onlara söylemek zorunda kalacaksın. Sonrayı tercih ederim. Aa, bu arada Rahip Herman'ın kürsüden sana gülümsediğini gördüm. Bana sorarsan sana biraz aşık olmuş ha. Büyük anne, yüzün mü kızardı senin? Profesör, beni mi görmek istediniz? Evet Philip, gelecek okul dönemi için planların hakkında konuşmak istiyordum. Ah, şuraya bak. Hı? Bu gerçekten çok iyi. Babam bir denizcilik tarihçisiydi. Beni bunlara o alıştırdı. Hı. Vay canına, bu şeyler inanılmaz. Mikro işlemci mucize onları neredeyse işe yaramaz hale getirdi. Ama sakladığım birkaç şey var. Nostaljinin hatırını. Vay canına. Ama her gün yeni araştırmalar yapıyorum. Modern ekipmana ihtiyacım var. Aslında kısa süre önce NASA'nın geliştirdiği yeni bir uydu sistemini kullanmama izin verdiler. Onu Full Moon kıyılarını araştırmak için kullanmayı umuyorum. Profesör, hükümetin uydu sistemini eklemişsiniz. Hadi benimle gel, sana göstereceğim bir şey var. Arsa olmazsa manzara olmaz. Manzara olmazsa yatırımcılarımı kaybederim. İnsanların lüks pencerelerden balık yemi dükkanına bakmasına izin veremem. Doğru. Bak, başka bir açı bulmam gerekecek. İnsanların bir fiyatı vardır. Benim de var, senin de, onun da var. Ve ben size çok para ödüyorum. Değerinizden fazla. Senin işin burayı boşaltmak. Tamam mı? Bak, onun da var. Pahalı görünüyor. Ben sizi yalnız bırakayım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Siz merhaba. Bayana... Zuckerman, çevre koruma ajansından. Affedersiniz, isim hafızam zayıftır. Ben Lux şirketindenim. Ha evet, tahmin etmiştim. Burada tek çalışmayan sizsiniz. Pekala. Ben ellerimi kirletmeye hazırım. Ya siz? Evet tabii. Başlayalım mı? Elbette. Ya da Spektrum'un sonunda. Şimdiye kadar hoşuma gitmedi. Merhaba. Merhaba Tom. Bunu nasıl yapıyorsun? Ne? Çocuklar hepsi seni çok seviyor. Sana ünlü biri gibi davranıyor. Evet, eğitimi eğlenceli hale getiriyorsun. Ben kendimi Dekan Rogers'a bile sevdiremedim. Benim sırrım şu. İşimi çok seviyorum ben. Bu arada fakülte bize katılmış olmandan çok mutlu. Burada olmak harika. Son 5 yılımı Florida kıyısı açıklarında balina ve köpek balığı davranış modellerini inceleyerek geçirdikten sonra ayaklarım tekrar yere bastığı için mutluyum. İşte geldik. Bu sana göstermek istediğim şey. Bu güzel bir manzara profesör, ama daha önce de görmüştüm. Ben bu kasabada büyüdüm. Evet biliyorum. Philip, Full Moon koyunun kıyı çevresiyle ilgili belirleyici bir çalışmayı başlatmak üzereyim. Bu benim son büyük araştırma işim olabilir. Yeni uydu izleme sistemiyle işin çoğunu kendim yapabilirim. Ama sahada çalışması için bölgeyi bilen birine ihtiyacım var. Bunun üniversiteye bırakacağım mirasım olmasını istiyorum ve senin benimle işbirliği yapmanı da çok isterim. Onur duyarım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çalışmaya mümkün olduğunca tarihi bakış açısında dahil etmek istiyorum. Evet. Ailenden başka ilgilenebilecek kimse var mı? Dan, erkek kardeşim. Kesinlikle adamımız o. Bu suları kasabadaki herkesten daha iyi bilir. Bana doğru adam gibi geldi. Biraz bahsetsene. O benim abim. Bazen sinir bozucu biri olabiliyor. Size sınırlı erişim tanıyabilirim. Kimsenin ayağına dolaşmanızı istemem. Çevreye uygunluk raporlarınızı, yapı izinlerinizi ve inşaat kayıtlarınızı görmem gerekiyor. Tabii, sana her şeyi gösteririm. Benim her şeyim apaçık ortada.
Elbette. Ama anlarsınız ki bu benim tek başıma belirleyeceğim bir şey. Evet, saklayacak bir şeyim kayıtları yok. Kayıtları getirmeniz sorun olmaz herhalde. Hiç sorun değil. Tamam. Pekala. Saat şu an 11:30. Size yaklaşık 2 saat veriyorum. Otelinizden memnun musunuz? Evet, çok iyi, teşekkür ederim. Kemerinizi takın. Daha önce kuzeyde balık bu kadar seyrek miydi? Hayır. İşte bir tane daha. Da ben bunu yemem. Sen yer misin? Hayır. Brenda bile bunu pişirmez. Brenda'yı o kadar iyi tanımadığın anlaşılıyor. Hayır. Bunların hepsini saklamak istiyorum. Hava soğumaya başladı. Sanırım fırtına geliyor. Geri dönmek ister misin? Hayır, bizi daha kuzeye götür. Kaptan sensin. Yakaladın mı? Bir tane gördüm. Kıyıya kadar kırılmıyorlar. Biliyorum, tuhaf. Birkaç yıl önce buradaydım. Çok daha açıkta kırılıyorlardı. Tüm kıyı şeridi değişiyor. Kirlilik yüzünden deniz değişiyor. Kulaklarında zehirli erkekler çıkmasını istemezsin. Hey, işte senin kız. Affedersin. Merhaba. Gelebildin? Sadece geçiyorum. Öyle mi? Beni görmeye mi geldin? Hayal kuruyorsun. Beni dalgaların üstünde görmemen kötü oldu. Öyle mi? Bana ders verecek misin peki? Sanırım sana birkaç şey öğretebilirim. Pekala. Öyleyse belki yarın yine gelirim. Görüşürüz. Telefon numaran var mı? Evet, rehberde var. Daniel Wilder olarak kayıtlı. Bu kız saniyeler için mi geri geldi? Uzun tahtanı gösterecek misin? Ne? Ne? Hayır. Hadi dostum, ondan hoşlandın değil mi? Aradıkların bunlar mı? Dikkatimi çeken bir şey var. Buradan tepenin aşağısına kadar bir bina ile ilgili bir liste var ama... Orası eski güç santrali. Güç santrali. Hardscrabble yolunun üzerindeki yer. Orayı yıkıp bir golf sahası yapacağım. Her şey tarih oldu artık. Evet, yine de onunla ilgili güvenlik kayıtlarını görmeliyim. Evet, ama bunun konuyla ilgisi yok. Üzgünüm, yine de görmeliyim. Orası tarih oldu. Kullanılır durumda bile değil. Pekala. Önümüzdeki 25 yıl boyunca belediyede oturuyor olacağım. Pekala. İşe koyulsak iyi olur. Daha rahat giyin. Pekala, toplanın millet. Profesör Wilder'ın çevre ekspresinin ilk durağındasınız. Bu bir şişen köpek balığı. Geçen hafta Full Moon koyunda sudan çıkarıldı. Onu bu kadar özel kılan ne? Tek farkı bebek gibi görünüyor olması. Şişen köpek balıkları normalde uysal toplayıcılardır. Son birkaç ayda bu kıyı boyunca bütün köpek balığı türlerinin giderek daha saldırgan ve vahşi davranışlar sergilediğini gördük. Beni izler misiniz lütfen? Neo Hippie ana yolunda ikinci durağımıza geldik.
Bunlar bu zavallı yaratığın içinde yüzerken bulunduğu sudan alınan örnekler. Analizleri yapılıyor. Bir tür endüstriyel kirletici olduğu çok açık. Bu iğrenç ve affedilmez bir şey. Bu dersten öğreneceğiniz bir şey varsa bu lütfen doğaya karşı işlediğimiz her suçun bir şekilde bize zarar vermek için geri döneceğini bilmek olsun. Stacy? Full Moon Coin'de balıkçılığın çoğu kırmızı üçgene çok yakın yapılıyor. Bu doğru. Bekleyin. Kırmızı üçgen nedir? Kırmızı üçgen Kuzey Kaliforniya kıyısında Fair One adalarını geçtikten sonra San Francisco'daki Bodega koyuna kadar uzanan bir bölgedir. Büyük beyaz köpek balıklarının insanlara karşı belgelenen saldırılarının arasından yarısı orada oldu. Ve eğlenin diye bu sınavınızda çıkacak. Pekala, üçüncü durağımızsa Ağaç Severler İstasyonu. Orayı da çok seveceksiniz. Patron, sıkı tutun. Bu da neydi böyle? Bilmiyorum. Çarpmadan hemen önce yüzeye çıktığını gördüm. Teknemi kullanırken daha dikkatli ol. Yoksa sonunda ikimizi de... Bu da ne böyle? Balina. Zavallı şey, paramparça olmuş. Ona çok hızlı çarptık. Hayır, bunu biz yapmadık. Biz yapmadıysak ne yapmış olabilir? Katil balina. Belki de büyük bir köpek balığı. Loch Ness canavarı olabilir mi? Bu işte bir terslik var. Çekemeyeceğimiz kadar büyük. Sadece bunu alacağız. Teşekkür ederim. Önemli değil. Hoşça kal. Merhaba. Bana ne getirdin bakalım? Evet, işte biraz ondan, biraz da bundan. Biraz çöp. Sadece sahili temiz tutuyorum. Geçen ay bize katılmalıydın. Kimle birlikte petrol temizlemek için gönüllü olduk. İlk çalıştığım günü hatırlıyorum. 1969, benden başka birkaç kişi daha vardı. 69 mu? Çok kişi değildik. İşlerin değişmiş olması iyi bir şey. Günlerde çevreyi korumak herkesin aklında gibi. Her şeyi bulduğun halindeki gibi bırak. Doğa mükemmelleştiriyor. İnsanlar batırıyor. Bilgece sözler. Dönüşe göre birileri çevreyi temizlemekten para kazanıyor olsaydı hepimiz şanslı olurduk. Evet. Bugün çok iyi hazineler bulmuşsun. Bu arada borcum olan parayı ödeyeyim. Evet. Yeni gelenler için anlaşacağız. Pekala. Değil mi? Ve... Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Patron! Gelip şuna baksana. Balina avcısı olabilir. Hayır, bu Nick Atkins'in teknesi. Bizi yavaşça onun yanına götür, bir bakmak istiyorum. Patron, neler oluyor? Keşke bilebilseydim. Nick! Nick, benden Wilder. Güverteye çıkmama izin var mı? Yavaşla, ben içeri giriyorum. Evet. Şu Wilder aldı çocukla bir toplantı ayarla. Bakalım senden iyi mi iş bitiriyor? Pekala. Çok miktarda yakı sızıntısı var. Koklasana. Durum oldukça kötü. Aman tanrım. Ben bir balıkçıyım. Bir kova yengeçten korkmamam gerekirdi. Yakıt pompalarının hepsi bozulmuş.
Şu anda hiçbir yere gidemez. Su almış. Herhalde bütün koy boyunca sürüklenip durdu. Onu çekmeyi deneyelim mi? Hayır, benim teknem bunu asla başaramaz. İkimiz de batarız. Bak ne diyeceğim. Ben burada kalayım, sen kasabaya geri dönüp yardım getir. Ben idare ederim. Hala içeri su alıyor, bu tehlikeli. İnan bana, geceyi bundan kötü enkazlarda geçirdiğim de oldu. Pekala, tamam. Kısa sürede sevdiğin şu büyük kahvelerden biriyle döneceğim, tamam mı? İrlanda kahvesi. Yeni bir ampule ihtiyacım var. Dışarıdaki bozulmuş. Kocan olsaydım gece vakti burada yalnız olmandan endişelenirdim. Hiç güvenli değil. Düşündüğün için teşekkür ederim. Güvende hissediyorum ama söyleyeceğim bir şey varsa kocama söyle. Ona bir mesajım var. Dediğim gibi söyleyeceğim bir şey varsa bunu Daniel'la konuşabilirsin. Mesajım senin için Brooke. Nedir bu mesaj? Hamilton Lux yarın öğle yemeğinde ofisinde buluşmak istiyor. Neden benimle? Neden olmasın? Kaybedecek neyin var? Merhaba anne. Dükkanı kapattın mı? Merhaba bebeğim. Al. Bölmüyorum umarım. Önemli değil. Sadece annenle biraz sohbet ediyorduk. Pekala. Bay Lux seni bekleyecek. Pekala, pekala. Baştan başlayalım. Balıkçılık yapılmayan sığınakların kuruluşu mercanlık yaşam alanında hayatta kalmasının çok daha olası olduğu anlamına geliyor. Ve hem ticari hem de balıkçılara yakaladıkları balık sayısının artacağını söylüyor. Bu rahat da olabilir mi? Kayalıklardaki balıkların farklılaştığını söyleyebilirsiniz. Yakın zamanlarda görülen balık ölümlerinde denizdeki değişikliklerin etkisi büyük. Merhaba, Oda 3'ten arıyorum. Oda servisi yapmanız mümkün mü? Çoğunda değişik atık izlerine rastlanıyor. Ben mutfağın kapalı olduğunu bilmiyordum. Meyve suyu. Servis yapıyorlar mı acaba? Zehirlendiğini gösteriyor. Tam olarak nerede? Harika. Teşekkür ederim. Meyve suyu. Her gün biraz daha. Şüphesiz 5 yıldızlı bir menü. Tarih yazmaya hazır mısınız çocuklar? Evet tabii, hadi yapalım şunu. Şu mavi ipli halkayı bana verir misin? Hey çocuklar, çok sıkı bağlayın, böylece beni taşımazsınız, tamam mı? Güvenlik halatı tüm ağırlığımı taşıyacak, tamam mı? Tek yapmanız gereken ihtiyacım olduğunda beni azıcık kaldırın. Tamam. Peki tırmanmakla ilgili bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun? Lisede dağcılık yapıyordum. Pekala, dikkatli olun. Dikkat et. Pekala, devam et doğa sever biraz çocuk. Biraz daha lütfen. Tamam. Biraz daha kaldır. Tamam. Birazcık daha. Tamam. Şimdi halatı aşağı atacağım. İşte başlıyoruz. Başına dikkat et. Tamam. Hazır mısın? Evet. Şimdi yukarı çektiğini göreceksiniz. Pekala. Tamam. Şimdi ikinizden biri yukarı tırmanmalı. Pekala. Bana yardım etmek için. Tamam. Sizce bunu gördüklerinde mesaj alacaklar mı? Bu mükemmel oldu. Evet, harika. Hayır. Çivi gibi bir şeyle elimi kestim. Yine de iyiyim. Tamam, hemen arkandayım. Dikkatli ol. Fazla acele etme. Biraz yavaş. Tamam, bu yeterli olur. Hey, biriniz yukarı gelip diğer ucundan tutabilir mi? Benim bu tarafa geçip diğer ucundan bağlamam gerekiyor. Ya! Aman Tanrım!
kız. Gidecek çok fazla yolumuz yok. Seni sudan çıkarın. Neler oluyor Kane? Burada raks için bir kişiyi kontrol ediyorum. Burayı kapattıklarından beri bu çöplüğe hiç gelmemiştim. Babam burada çalışırdı. Bunu bilmiyordum. Nasıl gidiyor? İlgilenirsen senin için küçük bir işim var. Nasıl bir işten söz ediyorsun? Mark'la birlikte bodega koyundan bir yük alıp buraya getirmeniz gerekiyor. Yük neymiş peki? Bunun önemi yok. Pekala, biraz düşüneyim olur mu? Sana bir şey diyeyim Frankie. Şu anda canı yanan tek balıkçı sen değilsin. İşin ucunda ne kadar para var? Yarısı şimdi, yarısı geldiğinde. Hala düşünmen gerekiyor mu? Hayır, düşündüm bile. Senin şu projen kulağa çok heyecanlı geliyor. Daniel da yardım edecek mi? Aa, bundan eminim. O kesinlikle bu iş için en iyi adam. Yeni saçlarıma henüz iltifat etmedin. Anne, ben fark ettim ama... Ne diyeceğimi bilemedim. Çok güzelleşiyorsun. Yakında benden genç bir sevgili bulabilirsin. Benim yaşımda biri için bu utanç verici olur. Sonuçta ben de tam sınırlıyım. Sen var ya. Merhaba. Merhaba. Sana ne verebilirim? Soğuk bir bira alabilir miyim? İşte bir an geldi. Teşekkür ederim. Sen yeni DJ misin? Evet, DJ benim. Eğlenelim o zaman. Bence çıkmak üzereydim ve belki giderken bana fon müziği yapabilirsin diye düşündüm. Çıkış şarkısı gibi. Nasıl olur? Aklında ne var peki? Havalı bir şey olsun, benim gibi. Pekala, pekala. Büyük annenin otur, ben hemen geliyorum. Tamam. Hala adını bilmiyorum. Sana yarın söylememe ne dersin? Aynı yerde, aynı zamanda. Affedersin. İyi geceler. İyi geceler. Merhaba. Merhaba Philip. Erken mi çıkıyorsun? Evet. Yarın ders vermek zorundayım. Genç beyinleri şekillendireceğim. Fazla akşamdan kalma olmaya gelmesin. Evet, sanırım öyle. Annem hala burada yani... O buradaysa Rahip Herman'da fazla gecikmez. Ben de öyle duydum. İtiraf etmiyorum, o ihtiyar keçiye gerçekten abayı yapmış. Evet, sağ ol. Bana ölene kadar aklımdan çıkmayacak bir görüntü hediye ettin. Deni gördün mü? Hayır, o benimle burada buluşacaktı ama hala gelmedi. Gelirse burada olurmuş, söyle olur mu? Görüşürüz. Axel, pazar günü sizi orada görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Es, saçın harika görünüyor. Teşekkür ederim. Roy, bana biraz yardım et olur mu? Şu tekneyi bağlayalım.
sahilindeyim. Burası aile pikniği için harika bir yerdi. Ta ki bu arkadaş ortaya çıkana kadar. 3 metrelik bir büyük beyaz köpek balığı bu sabah balıkçı Lloyd Clark tarafından bulundu. Köpek balığına torunuyla sahilde yürüyüş yaparken rastladı. Northern Pacific Üniversitesi bilim adamları ölümünün azalan balık nüfusuna bağlı olup olmadığından... Adamın karısı kız arkadaşıyla öğle yemeği yiyor. İnanabiliyor musun? Gerçekten komikti bu. Daniel'ın başı dertte. Ne? Nick'in teknesini bulduk. Terk edilmişti. Dan hala orada. Hemen oraya gitmeliyiz. Biz sakinleş. Daniel nerede? Pekala. Bana koordinatları ver, gidip onu getireyim. Tamam ama ben de geliyorum. Önemli değil, Tony de var. Olsun, ben yine de geliyorum. Ben de geliyorum. Clint, aman tanrım. Her şeyin yoluna gireceğinden eminim. Evet, nerede şu işaret fişeği? Bir işaret fişeği olduğunu eminim. Evet. İyi durumda. Manzara gözüme çok iyi geldi. Kötü bir gece geçirdim. Sahil güvenlik yolu çıktı. Şafak sökerken onları aramaya çıkacak. Çok uzağa bakmalarına gerek yok. Teknede Nick'in bir kısmını buldum. Nick'in bir kısmı mı? Evet. Ne? Bir şey yok, bir şey yok. Tamam. Ne demek istiyorsun? Nick'i duyduğuma çok üzüldüm. Üzgünüm patron. Israr etti. Umarım karının yanında seni çok rezil etmemişindir ama... birinin poponu kurtarması gerekiyor. Hadi dinle. Kane. Burada bir şeyler oluyor. Ters giden bir şey var. Bunu sen bile görebilirsin. Bana sorarsan bu gece kendini bulaştırdığın pislik kendi lanet atandı. Programa katılmış olsaydın bu eski hurdalarda olmak zorunda kalmazdın. Eski hurdalar mı? Benim eski hurdam bir günde senin mamlanın bir haftada çekebileceğinden daha fazla balık çeker. Bana minnet duymalısın. Seni kurtarmak için buraya kadar geldim. Gel hadi Tony. Nick'i öldüren şey hala suda. Belediye toplantısında konuşacağımız şeyler çıktı. Tabii, beni dinlerlerse. Günaydın. Erken kalkmışsın. Uyuyamadım. Laksa haddini bildirmeni görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Eyvah. Şimdi gerçekten korktum işte. Belki de kasaba toplantısına gitmemelisin. Ne? Yani... Senin belediyeyle savaşını izlemeyeyim mi, imkansız? Hayır hayır, bence gelmem. Ben hemen yanında olacağım. Öyle mi? İyi tamam, savaşırım. Tamam. Clarence, bir dakika konuşabilir miyiz? Yani bu ne sürpriz? Evet, fazla zamanını almayacağım. Lütfen rahatına bak. Ne oldu? Konu Lux'la ilgili değil mi? Nasıl tahmin edebildin? Ne olmuş peki? Clarence,
Sen ya da kasaba heyetinden hiç kimse ondan az da olsa şüphelenmiyor musunuz? Neden şüphelenin? Hadi ama sence buradaki bütün araziyi satın almayı bu kadar istemesi bu kadar tuhaf değil mi? Çok yakında Full Moon koyunun tamamı onun olmuş olacak. Kasaba için en iyi olanı istiyorum. Bunun ne olduğunu bildiğinden emin değilim. Hadi deni. Bu hiç adil değil. Pekala, üzgünüm. Ama gerçekten Hamilton Lux'ın bu kasabanın çıkarını gözettiğine samimiyetle inanıyor musun? Deni, sen teklifini değerlendirdin mi? Evet, teklifini değerlendirdim. Ve? Evet ve cevabım hayır. Deni, bu anlaşma kasaba için çok para anlamına gelebilir. Bu sezon denizde hiç balık olmadığını kendin söyledin. Hala karlıyken neden vazgeçmiyorsun? Vazgeçmek karlıyken vazgeçmeyeceğim. Ailem de vazgeçmeyecek. Hamilton Lux, Shell'in küçük dairelerini Wilder ve oğulları balıkçılığın çevresini inşa etmek zorunda kalacak. Aile şirketinin bu projenin tam ortasına yer aldığını çok iyi biliyorsun. İşte bu çok kalbimi kırdı. Çok paradan söz ediyoruz Daniel. Bak, ben büyük resmi iyi görebiliyorum. Ve gördüğüm şu: bir adam bütün kasabayı satın almaya çalışıyor ve kasabaya çok şapşal ya da o kadar umutsuz ki hayır diyemeyecek durumda. Tekrar düşünmeni isterim. Kahvaltının tadını çıkar. Bay Lux'a alkışlarımızla destek verelim. Teşekkür ederim. Komiktir, bir gün bana Kaliforniya valisi dedi ki, en sevdiğin kelime nedir? İngilizce'deki en sevdiğin kelime hangisi? Ben de bir saniye duraksadım ve dedim ki, herhalde komşu kelimesi olmalı. O da bana neden dedi. Bilmiyorum dedim. Bence komşu kelimesi bana toplumun iyi yönünü hatırlatıyor. Bir tür âli cenaplığı temsil ediyor. Bir tür ruh cömertliğini. Ve ben burada Full Moon koyunda bu cömertliği yaşıyorum. Farkındalığı ifade ediyorum. Ve şu anda büyük bir cesaretle sizden buranın tam zamanlı bir sakini olmak için izin istiyorum. Teşekkür ederim. Affedersiniz. Affedersiniz Sayın Başkan. Ben burada yerleşimimizin potansiyel gelişimini konuşacağımızı düşünüyorum. Ben Wilder, bayanlar baylar. Teşekkür ederim. Alkış, hadi. Sadece bu adadaki hiç kimsenin zahmet edip bu adamın heyete sunduğu planları inceleyip incelemediğini merak ediyorum. Yani herhangi birinin. Clarence, belediye başkanı sensin. Planları inceledin mi? Planlara bakan kimse var mı? Yapmak istediği, toplumumuzu bugün olduğu şey yapan her şeyi ortadan kaldırmak. Koyumuza yol kenarındaki iflas etmiş bir tür dükkan gibi muamele ediyor ve şimdi onu ucuza kapatmaya çalışıyor. Her şey gitmek zorunda. İşte yaptığı şey bu. Ne yaptığını görmüyor bugün musunuz? Bugün buradaki herkes hepimizin sadece Full Moon koyunu canlandırmaya çalıştığımız buradaki konusunda hemfikir. Buradaki herkes adına konuştuğunun farkında mısın? Başka birine neden söz vermiyoruz? Kesinlikle burada benden, evet, başka birinin bir sözüm olmalı. Teşekkür ederim Dave, teşekkür ederim seni. Yerine otur. Bizler hayatımız boyunca böyle bir talihimiz olmasını bekledik. Danny, sen cebimizdeki parayı çıkarıyorsun. Sanki sizden para almıyorum. Paranın ait olduğu yerde cebinizde kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Baylar, bu toplantıyı lütfen daha medeni bir tonla sürdürebilir miyiz acaba? Ben bir şeyi açıklığa kavuşturayım. Bu projeye imzasını atan herkes... Herkes bir şeyler kazanıyor ve biz yeni kalıyoruz. İşlere sahip oluyoruz. Sen yeni kazanıyorsun. Bir altyapıya sahip oluyoruz. Ve belki de yeni bir geleceğe. Ben bu planlar şu anda gerçekleştirilemiyor. Senin arazin bizim başarmaya çalıştığımız şeyin tam da ortasında duruyor. Senin imzanın bir fedakarlık, fedakarlık gerektiriyor ve bunu yapmak zorundasın. Biz bu fedakarlığı karşılıyoruz. Kardeşimin bir şey söylemesine izin verir misin? O anlaşmada benim de adım yer alıyor. İmzalamazsam beni de mi tehdit etmeye gelecekler? Bir fedakarlık gerekirse yapılabilir. Siz bunu düşünmüyor musunuz? Bekle bekle. Bu hiç de... Buraya konuşmaya geldik. Hayır, anlamıyorsunuz. Bu adam gözünüzün önünde dolar banknotlarını sallıyor şimdilik. Ve planları kimse okumadı. İmzaladınız. Size geldiler ve imzaladınız. Akıllı küçük kuçularsınız. Adam gelecekten söz ediyor. Gelecekte ne olacak? Geleceğimiz onun umurunda değil ki. Mirasımız da umurunda değil. O araziyi alıp yerle bir etmek ve dairelerini inşa etmek, onları satıp buradan çekip gitmek istiyor. Adamın söylediklerini dinlesenize. Ne dediğini dikkatle dinleyin.
Sanırım buradaki herkes bu koyu 21. yüzyıla taşımak ister. Bunu bir kardeşlik ruhuyla... Olmaz. Bazılarımız kasabamız olduğu gibi seviyor. Bazılarımız da senin ne düşündüğünü umursamıyor. Bakın, burada bulunan herkesin evine buna benzer bir zarf gönderildi ve erkek kardeşim ve ben hariç. Bu odadaki herkes kontratı okumadan imzaladı. Size kontratınızda ne yapmanız gerektiğini göstereyim mi? Kontratınızda tam olarak ben bunun yaptığımı yapmanız gerekiyor. Bu kesinlikle benim söz ettiğim şey. Bu belge bir... Arazimi satın alamayacaksın. Tek şey bu den. Bu senden istediğimiz tek şey den. Komşu kelimesine ne oldu peki? Den. Her şey istediğin gibi olmadığında her seferinde sinirlenemezsin. Dışarıda bana ne yaptığını görmedin mi? Beni bütün kasabanın önünde kötü adama çeviriyor. Senin sinirlenmen sadece onun işine yarıyor. Ne yapmam gerekiyordu? Tavsiyeleri açayım. Hadi aydınlat beni o zaman. Bu kadar çocukça davranmayı bırak. Harika. Aslında o haklı. Lux'a bir bak. Soğukkanlı davranıyor. Kasabayı yanına çekmeyi başarmış. Lux iyi oynadı. Şimdi sen de onun yanındasın artık. Benim... Clint, gün boyu burada durup bana mı bakacaksın, işe mi çıkacağız? Merhaba Petsy. Merhaba Kim, nasılsın? Çok iyiyim. Kızlar nasıl? Harikalar, çok hızlı büyüyorlar. Eminim öyledir. Onlara sevgilerimi ilet, olur mu? Tabii ki. Bu arada biraz açığa çıkmayı deneyebilirsin. Orası daha sakin olur. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Koyu Enerji Santrali. Evet, aslında ben Lux'ı arıyordum ama onu hiçbir yerde bulamıyorum. Beni ona götürebilir misin acaba? Lütfen. Ben kullanırım. Teşekkür ederim. Nasılsın? Artık tatile çıkabilecek miyiz? Yoksa bugün de çalışıyor muyuz? Bilemiyorum. Ben bazı sorunlar buldum. Oysa amirim bunun rutin bir formatı olduğunu söylemişti. Arkadaşlarımızın kimler olduğu önemli değil Valat. Kanunu gerektirdiğini yapmalıyım. Yazık. Oysa ki senden etkilenmiştim. İşim ne zaman biterse o zaman giderim. Patron sensin. Teşekkür ederim. Ne var? Dün gece seni kaybediyordum. Boşuna giderdi değil mi? Hayır. Ama bir gün izin yapmak iyi olur. Şuna baksana. Ne oldu? Bu şey bir köpek balığının ağzından çıkmış. Tekneme başa girebilirim. Başa çıkamayacağı büyük bir balık. Nick doğma büyüme balıkçıdır. Dışarıda onun başa demeyeceği bir şey yoktur. Ama böyle bir hasarı bir balık tek başına veremez. İki olabilir mi?
En az 10 diyelim. Affedersiniz. Yardım edebilir miyim? Evet, ben Flip'i arıyorum. Flip Wilder. Öğrenci olmak için biraz yaşlı gibisin. Allah'ına sakın. Önemli değil. Flip benim kardeşim. Ha. Evet, şimdi benzerliğinizi görüyorum. Sizden bahsetmişti. Balıkçı olansınız. Evet öyle. Ailenizin damarlarından tuzlu su akıyor gibi. Ben Bill Gertler. Daniel Wilder. Flip şu anda bir dersi tamamlamak üzere olmalı. Beni izler evet. misiniz? Teşekkür ederim. Clint? Merhaba Greg, nasılsın? Asıl sen anlat. Peki ya sen bugün çıkıyor musun? Evet. Birkaç dalgıcı Spivey Point'e götürüyorum. San Francisco'dan birkaç sersem. Orada dikkatli olmaya çalışın. İki bulduğumuz yer orası. En azından bir kısmını. Aa, öyle mi? Dikkatli olurum. İyi olur. Aa, Greg. Büyük beyaz köpek balığı yakalayan birini duydun mu? Sanmıyorum. Bu durumda hiç de geri çevirmezdim. Haftalardır kimse bir şey yakalayamadı. Anlıyorum. Aa, senin sersemler geldi. Bana şans dile. Evet çocuklar, pazartesiye kadar 8 ila 10. bölümler. Küçük bir değerlendirme sınavı yapacağız. İyi hafta sonları. Kardeşiniz doğuştan öğretmen. Evet öyledir, sağ olun. Ne sendin? Tehlikeli üçlüyü gördün mü? Michelle, Maria, Stacy. Pekala, iyi hafta sonları. Seni burada gördüğüme sevindim. Dinle, Nick Atkins'in başına çok kötü bir şey geldi. Gelip teknesine bakmanı istiyorum. Şimdi mi? Evet, şimdi lütfen. Hayır, öğleden sonra derslerim var. Sana bir şey soracağım. Hiç bunlardan gördün mü? Evet ama bu kadar büyünü değil. Aha. Öğle yemeği için yarım saatim var. Ofisim hemen yukarıda. Nick'in teknesine ne oldu ki? Bilmiyorum ama bir şey ısırmış. Martıları rahatsız etme Maggie. Seni duyuyorum. Sanırım bir şey bulduk Maggie. Pekala. Alışverişe yeter mi acaba? Evet. Paslı bir kaşık faturalarımızı ödemez Maggie. Hayır efendim. Ne buldun orada? Aman tanrım. Maggie, çekil oradan. Hey, işte şimdi bir şey bulduk Maggie. Şimdi bir şey bulduk. Chris yakala. İşte en sevdiğim kasabalı geliyor. Merhaba kim? Merhaba Chris. Merhaba Wizard. Merhaba. Siz sörf yapmaktan başka bir şey bilmez misiniz? Hayır. Hiç sayılmazsın. Hayır. Neden? Aklında ne var? Emin değilim. Sen karar ver. Evet, ben de böyle düşünmüştüm. Bu köpeği tanıyorum. Merhaba. Maggie. Ama bu... Bu kan. Bu iyi olamaz. Maggie. Maggie. Aman Tanrım. Aman Tanrım. İyileşeceksin. İyileşeceksin. Telefon.
Pep, teknedeki delikten gelen diş buna hiç benzemiyor. Sebebi şu, bu bir kaplan köpek balığına ait. Bu da bir büyük beyazan. Konuya odaklan. Bunlardan kaç tane buldunuz? Bir sürü. Hepsi bu boyda mı? Evet. Yani senin köpek balığın bunun tam 3 katı büyüklüğünde. Büyük bir balık. Evet tatlım. Ha, dur bir dakika, seni anlamıyorum ben. Neredesin? Hemen geliyorum. Arayan kim? Bir köpek balıklarından söz ediyor. Ne köpek balığı? Dikkat edin, metal dedektörümü kimse çalmasın. Maggie nerede? Kim? Baba. Sen iyi misin? Evet iyiyim, çok korktum. Ne oldu? Yaşlı adamın elini az önce bir köpek balığı ısırmış. Durumu iyi mi? Evet, kim sayesinde hayatta kalacak. Kolunu bağlayarak kan akışını durdurdu. Ha, tamam, sen kimsin? Aa, baba, bu arkadaşım Chris. Tanıştığımıza sevindim. Kızınız gerçek bir kahraman. Evet, öyledir, sağ ol. Daniel, ben gidip köpek balıklarına bakayım. Sen. Merhaba. DJ Amy. Aslında adım Amy Zuckerman, çevre koruma ajansından. Evet. Merhaba. Merhaba. Ben Philip Wilder, üniversitede çalışıyorum, okyanus bilimi. Bölümünüze doymuştum. Burada ne arıyorsun? Aslında yukarıda su örnekleri topluyordum ve yolda bununla karşılaşınca bir bakayım dedim. Benimle biraz daha bakmak için laboratuvara gelir misin? Ciddi misin? Yani... bunların üzerinde otopsi yapmam gerekecek. Belki bana katılmak istersin diye düşündüm. Merhaba Dan. Merhaba Bobby. İşte yükün orada. Kancada ve sürükte. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapıyor gibi mi duruyorum? Kamyonumda su dünyasını yazıyor. Çekecek misin şunları? Kokmaya başlayacaklar, hadi. Bir insan yeğene bu kadar yakın olacağım hiç sanmazdım. Karım ağrısı tabii. Bu taraftan. Merhaba. Merhaba. O kasaba toplantısından sonra geleceğini pek de düşünmüyordum doğrusu. Ben de öyle. Ama açıkçası Bay Lux, o kadar uzun zamandır peşimizdesiniz ki sizin söyleyeceklerinizi duymak istedim. Bu harika. Yardımınıza ihtiyacım var. Yardımım mı? Oturun lütfen. Hayır, teşekkür ederim. Sanırım dene centilmence yaklaşmayı denediğimi biliyorsunuz. Ancak o beni kötü adam gibi görüyor. Ben çabuk sinirlenen biri olabilir ama karakter tahlilini iyi yapar. Bu rahatlatıcı oldu. Buraya bir rakam yazdım. Bunu mantıklı olmanın ötesinde bulabilirsiniz. Bana izin verirseniz size bir şey göstermek istiyorum. Size bu projenin son aşamasını göstermek istiyorum. Burayı tanıyamıyorum bile. Fikir de buydu. Her neyse, bunlar okyanus kenarında lüks daireler. Her biri yaklaşık 420 metrekare. Buruna uzaklıkları 350 metre. Denize yukarıdan bakıyor ve sizin iki tane almanızı çok isterim. Biri Dan ve sizin için. Bir tane daha alın. Kızınız için. Ya da anneniz olabilir. Bu konuşma bitmiştir. Anlaşıldı mı? Toplantınız iyi geçmiş görünüyor. Artık denemediğimi söyleyemezler. Ne olursa olsun partnerinizi kaybetmeyin. Dikkat etmezseniz bu sular acımasız olabilir. Ve aşağıda korkarsanız sakın utanmayın. Bana ihtiyacınız olursa halatı çekin, tamam mı? Pekala, hadi başlayalım.